Selam millet dedi. Oyunlarda tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Faster Than Light oynamaya devam edeceğiz. Continue deyip oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, en son nerede kalmışız? Çok da iyi bir yerde kalmamışız. Gemimiz bayağı hasarlı. Benzinimiz kalmamış. Neyse, tayfamız iyi durumda. Hiç yoktan iyidir. Tabi Scotty, Bam Bam, Aybars, Kaptan, Böcük. Sapık aramızda yok. Önceki bölümlerde biliyorsunuz sapık bize ihanet etti. Biz de kibarca onu hayatına son vermek durumunda kaldık. Jump deyip hemen Store'un yanındaymışız. Hemen bir Store'a uğrayalım. Biraz benzin almak hiç fena olmaz. Küçük bir gemi ekranımızda birdenbire görünür oluyor. Neredeyse silahlarımızı aktif edip onu hedefleyecekken sensörlerimiz onun dürüst bir ticaret gemisi olduğunu anlıyor. Böylece onlara yanaşıyoruz. Ne yapalım? Şuradan bir benzinin hepsini sömürelim. Bir de tamir edebildiğimiz kadar kendimizi tamir edelim. En mantıklısı bu olacak şu anda. Zıplayalım. Evet. Hiçbir beacon'a bakmadık henüz. Hiçbir lokasyona gitmedik. O yüzden sıradan şöyle yukarıdan başlayalım. Bakalım uzayın derinliklerinde nelerle karşılaşacağız. Kaya savaşçı gemisi. Tarafsız. Selam diyor komünikasyon cihazından bir ses. Savaş sistemlerimiz, silah sistemlerimiz şu anda çalışmaz bir durumda. Buradaki korsanlardan çok korkuyoruz. Bize yardım eder misin? Ederiz tabii abi. Devam edelim. Haritada bir yer işaretlemiş bize. Oo. Bayağı aşağılarda. Neyse. Sıradan devam edelim biz sektörlerimizi gezmeye. En sevdiğim meteorlarla dolu bir yer. Vay 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 bu nedir ya? 4 tane zırhı var. Rebel otomatik iz sürücü gemisinin olduğu yere geldin diyor. Tarama buraları araştıran bir gemi. Dövüşe hazırlan. Hazırız abi. İşimiz bayağı zor olacak bunda ya. Biz Artemis açalım bir tane. Buradan atan enerjiyi görünmezliğe verelim. Biraz görünmez olalım. Silahlarımızın hepsi dolduğuna göre. Şimdi bir Artemis ateşleyelim önce. Çok güzel. Tam da zırhı inmişken bir bombalayalım onu bakalım ne olacak. Fena olmadı. Evet, bir Artemis daha ateşledik ama bu iyi olmadı. Bu çok iyi oldu. Hemen Artemis'i durduruyorum. Fire Beam'i açamıyorum. Ben Fire Beam'i açamıyorum. Açmayayım, eksik kalsın. Artemis'i durduralım. Silah sistemlerini vuralım biraz da bu Android'in. Bu arada adamlar sağ olsun yani bizim gemiyi de iç güveyden hallice bir hale getirdiler. Her yerimizi vurup duruyor adam devamlı. Asteroid kuşağı çok tehlikeli ya. Neyse, geminin biletini kestik. Bu arada gemimizin sadece oksijen sistemi, kamera, kapı sistemi, görünmezlik sistemi, motor sistemi sadece hasar gördü. Düşman gemisini patlattığımızda bir roket, bir robot parçası, 8 de 44 de para birimi, 8 nereden çıktıysa halüsinasyon da böylesi. Herkes gidip bir yerleri tamir etsin gençler. Çalışmayana para yok. Sen de git şuna yardım et bakayım. Scotty. Hasar gören tayfamız yok. Güzel. Sen şunu söndür, sen de söndür, sen de söndür. Hep birlikte gidip o yangınları söndürün. Hatta sen de söndür. Bu ne bam bam. Sen de ateş sistemindeki yangını söndür. Güzel kardeşim, boş durma. Bu durumda siz ikiniz de buna yardım edin. Bu adamın ateş söndürmesine hastayım ya. Bu kadar tombul ki gidip üstünde zıplıyor ateşin. Neyse, 3 tane kalkanımız olduğu sürece bize bir şey yapamaz bu asteroidler. Kafamız rahat.
herkes görev yerine döndüyse. Ama Sikati, sen bu görünmezlik sistemlerinin başına gel ya. Düşündüm de. Böyle kaydedeyim ben sizi. Evet, sıradaki bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Daha kötü ne olabilir ki? Korsan savaşçı gemisi, düşman. Sektöre gelir gelmez bütün uyarı ışıkların yanmaya başladı. Korsan gemisi, yakınlarındaki korsan gemisi ileri seviye hackleme aletleriyle senin bütün sistemlerini kapattı. Mürettebatın gemiyi zor zor çalışır halde tutuyor. Her zamanki gibi silah sisteminden kalkan sisteminden başlayalım. Aa, nasıl bir hata yaptım ben? Adamın etrafında zırh var ya, az kalsın boş yere Artemis füzesi atacaktım. Önce o zırhı kapatmam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi zırhı kapanmadı adamın. Hala bir miktar zırhı var. İşte bu. Iskalamadık bu sefer. Şunları bir saklayayım. Aynı anda birlikte tekrar kalkanlarını adamın, enerji kalkanlarını ateş edeyim. Artemis'i bir şimdilik iptal edelim. Medibay'ı da iptal edelim. Firebeam'i açalım. Hatta geç bile kaldım bunu yapmak için. Bunlar birlikte ateş etse ne güzel olacak ya. Her seferinde zamanlamasını ayarlamak zorunda kalmayacağım. Neyse, bu sefer bırakacağım. Kafalarına göre ateş etsinler. Şimdi onu şöyle bir çizelim. Buradan buraya kadar. Hiçbir hasar veremedik. Sanırım Firebeam'i sevmiyorum. Şu anda karar verdim. Firebeam hasar vermeyen bir silah. Geminin odalarını yakıyor. Eğer becerebilirse. Ki ben genelde becerdiğini pek görmedim. Yani bu silah için geminin odalarını yakamıyor diyebiliriz. Lazerler candır ya. Korsan gemisini yok ettiğinde geriye çalışır toplayabileceğim bazı parçalar kaldı diyor. 4 benzin 74 uzay para birimi. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şu görev lokasyona nasıl giderim? Buraya gitsem buradan gidemiyorum oraya. Şuraya giderim. Bunları şimdilik bırakalım o zaman. Gezmeyi verelim oralara bu sefer. Hatta ben yukarı gideyim şöyle. Yine tehlike. Yine danger. Bir korsan gemisi asteroidlerin arasında bekliyordu. Seni görür görmez saldırıya geçti. Hadi bakalım. Öyle olsun. Geç bakalım saldırıya. Artemis de hazır. Kalkanlar bir insin, yapıştıracağım hemen. İşte bu. Evet, asteroid bu gemilere karşı oynarken gerçekten çok güzel oluyormuş. Bedavadan geminin zırhını güçsüzleştiriyorlar. Oo, bizim de zırhımız kalmadı. Bu çok kötü. Hemen görünmez olmam lazım ilk fırsatta. Geminin silah sistemini ben bir vurayım. Güzel. O zaman bırakalım otomatik. Ama güzel kardeşim, böyle yapıp beni üzme. Çünkü ben korsanların teslimiyetini kabul etmem. Evet, gemiyi patlatmayı başardık. 3 benzin, 1 android parçası, 64 para birimi kazandık. Burada bizim korkunç miktarda paramız oldu. Şu bir alttaki bölgeye gideceğim ama gitmeden önce in danger diyor ya. Gemi update de yaptırmıyor. Bari güncellemeye izin verseydi. Geldiğim bölgede bir uzay istasyonunun kalıntıları var. Çoğu şey alınmış. Ama hala işine yarayan bazı materyaller duruyor burada diyor. Biz de onları topladık. 241 oldu ya. Hey maşallah. Şöyle bir bakalım biz neler verebiliyoruz ya. Görünmezlik sistemini arttırsak 50 saniye, 50 para birimine 15 saniye olsa iyi olur. Ateş sistemini güçlendirebilirim. 180
240 bariyer seviyemizi bile 4 kata çıkartabiliyorum ya. Ne yapsam acaba? Düşman gemisini görür diyor. Görsün. Aslında çok da bir şey yapmayayım ben ya. Niye hoyrat kullanalım ki puanlarımızı? Buna mı elektrik vereceğim? Ha, onu da full elektrik vermiş. Demek ki onun elektriklerini otomatik kullanıyormuş. Görev bölgesine gidelim bakalım. Tuzak mı ne? İyi mi kötü mü olacak bizim için? Eşlik ettiğin gemi buraya kadar senin yardımın olmadan asla gelemezdik dedi bize. Arkadaşlarımızın senin yaralarını biraz sarmasına izin ver. 5 bizi tamir ettiler. Fazladan uzay skarabı kazanacak bir şey var. Bizim ateşleyicilerimizin daha hızlı dolmasını sağlayacak bir şey var. Zırhımızın daha hızlı, kalkanların daha hızlı yenilenmesini sağlayacak bir şey var. Teleporter var. Millet bize teleport oluyor. Biz zaten yok öyle bir niyetimiz. Kimseye gitmiyoruz. Drone kontrol alsam. Acaba. Neyse ben biraz benzin alayım. Ne olur ne olmaz. Bir de gemiyi full tamir ettireyim. Yeter bize. Daha ne isteyeceğiz? Gemimize bir de elektrik vereyim. Bir de silah sistemine vereyim diyeceğim de veremiyorum. Şimdi şöyle gidersek... Şöyle gidersek eğer... Buraya tamam. Biz böyle gidelim. Yine yakalanmayalım da. Bu ne? Yabancı bir sinyali... Azıcık bir yabancı sinyal fark etmiştin. Yanına gittin ve sensörlerin birdenbire tahmin edilemez bir şekilde kapandı. Sensörlerin aslında bilerek bozulduğunu fark ettin. O sırada gemine bir sürü tip doluştu diyor. Biz de doluşuruz o zaman nedir yani? Sen babacığım böyle git. Sen buraya çık. Sen de yukarı çık. Sen yine böyle gel. Sen de böyle gel. Adamlara bak ya uyanıklar. Benim oradan çekildiğimi gördün mü geliyorlar. Oğlum ben adamı mahvederim mahvederim. Benim çekirgemden önce sen ölürsün ama. Bak dedim ben. Ha, benden kim öldü peki gözden kaçırdım yine. Abi adaletin bu mu dünya? Lan heriflere bak ya istedikleri gibi oynuyorlar, kaçıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bizden kim öldü ya? Motor dairesi, kalkanlar, gemi, motor dairesi. Bam bam öldü silahçımız. İşte bir ansık dikkatsizliğimizle bir tayfa kaybettik ya. Bitches. Güzelim adamı öldürdüler. Scotty sen bundan sonra silah sistemiyle ilgileneceksin. Scotty maşallah ortalık malı. Geminin her yerinde görev yaptı şimdiye kadar. Ne diyor? Küçük bir tane Engi filosu gemisiyle karşılaştın. Sana bir mesaj gönderiyor. Korsanlık iyi bir şey değildir. İlişkilerini kötü etkiler. İzin verilmez buna. Hadi buradan yaylan diyor. Eyvallah dayı gözümsün.
Yine bir asteroid kuşağı. Yine bir düşman gemisi. Korsan gemisi seni asteroidlerin arasında görünce doğru döndü sana doğru. Atarlandı dedi Didi. Koçum sen görünmez olursun da biz olamaz mıyız? Abicim bu adamların da böyle vuramıyorum da kaçıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ya beni üzüyorlar gerçekten. Kaç tane lazer atıyorsun sen öyle bir seferde ya? Terbiyesize bak ya. Al ben de görünmez olurum. Ne yapacağım? Senin kalkan sistemini bir yok edelim de sen uzayın boşluğunda bir vur lan bir vur Allah'ın adamı bir vur bir vur bir vur lan ıskalamada bir vur. Adam sanki düşmanla işbirliği içinde ya. Ah be! Sonunda ilk defa ciddi bir hasar verebildik adamlara. Kardeşim benim ya, gözlerim yaşardı ya. Beceriksiz adamlarımız düşman gemisini vurmaya başladı. Arkadaşlar çok şey yaptım, duygulandım. Kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. Mahvettin gemiyi, mahvettin. Kız gibi gemiyi yemin ediyorum var ya, leş gibi ettin ya. Resmen sinirimi bozdu adamlar. Bir asteroid kuşağı fark ettin dedi biraz önce. Gıcık etti adamlar beni de. Bir geçiverdim şeyi. Araştıralım mı için ama tehlikeli olur dedi. Araştır dedik. 4 benzin kazandı vallahi. Böyle bir heyecanla, bir stresle yapmak lazımmış demek ki böyle şeyler. Herkes yerine geçtiyse eğer, roketimiz de var, lazerimiz var, her şeyimiz var. Al bu da sana silah sistemi, al bu da sana beam, her şeyimizi birden açtık. Bir sonraki sektöre doğru gidiyoruz. Uzun mesafe istasyonuna geldin diyor. Işıktan hızlı sistemini şarj etmek için diğer sektöre atlamaya hazırsın. Oo, sistem içinde Loyalist Settlement seni hail etti. Senin görevini biliyorlar ve sana erzak verdiler. Sadık bir yerleşim varmış. Bizim görevimizi biliyormuş. Bizi tanımış. 3 benzin, 1 roket, 40 da uzay parası verdi bize. Eyvallah kardeşler. Bir sonraki sisteme gitmeye hazırız artık. The Last Stand. Federasyon menziline girdin diyor. Federasyon üssüne en yakın olan outpost'a geldin. Bütün herkesi pas geçip doğru Federasyon Savaş Odası'na ilerliyorsun. Amiral Tully ilk başta konuşuyor. Bütün bunların anlamı ne? Sen de kimsin? Görevini açıkla. Görevini açıkladığın zaman etraftaki insanlar sana inanmadı. Söylenmeye, homurdanmaya başladılar. General Turzil, Engi filosunun başındaymış. Senin söylediğin şeyle alakalı... Rebel teknolojisine karşı bir counter atak sağlayabilir bu diyor. Bir fikir üretiyor. Düşman filosunun zayıflığını açıklıyoruz onlara. Rebel flagship olduğunu. Tully cevap veriyor. O zaman karar verildi. Biz düşman güçlerini durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Ama flagship'i sen yok edeceksin. Git şu anki yerlerde tamir ol, benzin al.
Takıl kafana göre diyor. Onda tamir etmişler bizi. Onda benzin vermişler. Bakalım şöyle. Evet. Last stand. Son bölgedeyiz belli ki. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.